Evet. O zaman şimdi gündemler diyelim. Gündemler gene Covid'le başlayalım. Yeni gelişmeler neydi Rumi Bey? Yani Covid malum işte 15 Aralık'a kadar belli hedeflere ulaşılmaya çalışılıyor. Eğer o olursa eve kapanma süreci konfirman sona erecek. Fakat benim takip edebildiğim kadarıyla yorumlarda yani 5000 24 düşmesi. Saat içinde 5000 hasta sayısının altına düşürmesi hedefleniyor. Evet. Biraz zor gibi diyorlar yorumlarda. İşte şu anki mesela son sayılar 13.000'e yakın yeni hastalığa yakalanan sayısı. Evet. İşte ne oldu? Kaldı bir hafta kadar bir süre yaklaşık. Bu süre zarfında acaba 15.000'in altına iner mi? Bilemiyoruz. Yani hala işte %10 yaklaşık bir testlerde pozitif çıkma oranı var. Başbakanın açıklaması var, 200 milyon aşı geliyor diye. Herkes, aşılar bütün ülkeler için, siparişlerini verdi, ön siparişlerini. Ücretsiz 200 milyon aşı. Aralık sonu gibi işte bu şeylerle başlanacaktı. Sağlık personeli ve yaşlılarla de. Ama bütün ülke geneline Haziran gibi, Mayıs Haziran gibi orada geniş kapsamlı yani, bir aşı o zaman isteyen herkese yapabilecekler ya, yani bu kadar fazla alınıyorsa, evet, değil mi? Kimse dışında kalmayacak. Düşük bir rakam değil. Yani, yüksek evet, bir rakam. Fransa'yı 3'e katlıyor en az yani. Hani, evet. Nisan ayında başlanacak diye bir açıklama var. Aşılamaya. İşte vefat sayısı 55.000'i buldu neredeyse. Yani en baştan itibaren bu hastalıktan hayatını kaybedenler oldukça yüksek. 2,5 milyona yakın, 2 milyonun üzerinde insan yakalandı, ondan sonra atlattı. Evet. Yani bu devam ediyor. Göreceğiz, takip ediyoruz. Yani azalmasını bekliyoruz. Bu arada Fransa 3 şehirde herkese korona testi diye bir haber var. Yani oradaki arkadaşlar işte bunu Saint-Étienne, Lille ve Avre bölgesinde tabii bütün şehir derken herhalde çok geniş kapsamlı bir test düşünülüyor ki bu 3 şehirle ilgili geniş tamamı diye geçmiş haber de ama bütün şehri nasıl herkes yani test evet. yapabilecekler? Ya yaptırmayanları ne yapıyorlar gelip eve? Zorlamıyor. Şey olmaz herhalde. Gönüllü sanki. Nasıl yani? Yani isteyen. Öyledir değil mi? Yani. Ama haber başlığını öyle geçmişler. Hani belki o ilgi çekmek için. Bu üç şehir komple testten geçecek hani diye. Diğer şehirlere göre daha fazla yapılacak. Çünkü o şehirde hani şu an daha fazla koronavirüs vakası olduğundan dolayı. Yani Lille, Saint-Étienne ve Avre. Bu üç şehir. Ama yine gönüllüymüş. Hani isteyenler gidiyor. Yani. Daha hızlı ve daha kolay bir şekilde. Yani Fransa'da zaten böyle bir zorla yapma gibi şeyler herhalde pek kabul görmeyebilir. Evet. Hemen bir manifestasyon. Bu arada çok önemli bir haberim var. Asgari ücrete zam geliyor. Aa, çok güzel. Herkes sevindi. Herkes asgari ücretle mi çalışıyor burada ya? Yalnız çok sevinmeyin. 1.2. O da %1.2. %1.2. O da 14 euroya tekabül ediyor. Abi 14 euroyla hani iki pizza yiyebilirsiniz. Hani haftaya bence değil mi? Tamam. Rumi Bey'e yıkılalım yani. Ne zaman? Ocaktan itibaren. Önümüzdeki. Biz peşine yiyelim abi onu. Çok bu arada güzel. Sadece chatten bir yayınla alakalı soru soracağım. Yani yayın dondu mu? Yayın hani sıkıntı var mı? Çünkü bir ara sanki dondu gibi oldu. Yani YouTube itinir görüntü almıyor gibime geldi. Yani chatten de şu an sıkıntı yok diyebilirseniz yayınımıza olduğumuz yerden devam edeceğiz. Var mı bir herhangi bir şey? Dondu geldi diyorlar. Dondu geldi. Döndü geldi o zaman. Tamam hadi. Abi bir saniye özür dilerim. Bunu yapmak lazım. Özür dilerim. Bunu yapmasa zaten. Ya, evet. Fark ettiyseniz kablolar bu hafta masanın altından giriyor. O yüzden masada hiç masada bu hafta ne gazetemiz var ne kablomuz var. Gazete diyor. Bugün Rum abimiz kayıp. Abi ya gazete ya çay ya mutlaka bir şey. Evet, Fransa'da cumartesi abi. Gösterileri bilançosu gene yüksek. 67 güvenlik görevlisi yaralanmış. Yani bu cumartesi de olaylar bu devam ediyor. Yine yasayla ilgili değil yasayla mi? Yasayla ilgili. Security Global. Evet. 95 kişi de gene gözaltına. Yeni gözaltılar var. Yani olaylar devam ediyor. Özgürlükleri korumak, sosyal adaletsizliğe karşı çıkmak ve polis şiddetini kınamak amacıyla dün Fransa'nın 90 kentinde kentinde bakın. Evet, protesto gösterileri düzenlenmiş. Ülke genelindeki gösteriler olaysız sona ererken başkent Paris başta olmak üzere Nantes, Lyon ve Dijon gibi şehirlerde olaylar çıkmış. Evet, istenmeyen şeyler ama 67 güvenlik görevlisi yaralanıyor.
95 kişi de gözaltına alınmış bu olaylarda. Evet. Burada yani da haber daha devam eder var. Sanki. Yani bu konuda ciddi bir tepki var. Ki haklı bir yönüyle de. Yani insanlar tabii yani nereye gideceğini işte o kanunlar. İki hafta önceki olay, onu da burada konuşmuştuk. Evet. Bir vatandaşın, siyahi vatandaşın saldırıya uğraması. Hı hı. Tam yani bu yasaların nasıl kötüye kullanılabileceğini gösterdi aslında. Evet. Tepki gösterilmesi normal. Gündem de efsane yani. Cuma vardı. O devam ediyor hala. Efsane Cuma. Ya Black Friday diye. Black Friday. Evet. Türkçe'de o efsane Cuma olarak onu pazarlamacılar kullanıyor. Biraz daha herhalde evet. Cazip gelmesi için. Amerikan kökenli bir tüketim. Fransa onu bir hafta erdi. Bir hafta erteledi. Onu erteledi. Cuma evet. Günü başlamış zaten oldu. Zaten eve kapanma süreci vardı. İşte Noel evet. Öncesi alışverişler bir hafta sonra ertelemişti. Şu an hala devam ediyor herhalde fırsatlar. Evet, fırsatlar devam ediyor. Efsane Black Friday fırsatları. Evet. Kendimize evet. Bir semaver daha alabiliriz falan. bu Black Friday denmesi burada bir tabloda da anlatıyor. Yani 1960'larda ilk defa bu Black yani kara cuma, kara ifadesini o zaman kullanmışlar. İnsanlar akın ettiği için bu mağazalara indirimli ürünleri almak için kazalar, istenmeyen olaylar oluyormuş. Birkaç gazetede öyle bir şey geçmiş yani. O normalde o indirimler evet. Zaten yapılıyormuş öncesinde ama böyle insanların başında ters olumsuz olaylar da gelince biz buna kara cuma diyelim demişler öyle kalmış. Oradan bir adlandırma yani. Ama Black Friday diye. Efsane cumayı efsane daha cuma çok tercih ediyoruz. Daha cazip daha hale getirmişiz evet Türkler olarak. Onu da becermişiz yani. Şükran günüyle ilgili bir şey aslında. Şükran gününden sonraki cumaya denk geliyor her zaman için. Amerika'da yani Amerika'daki bir adet. Evet. Bütün dünyaya yayılmış yani. Evet, Noel ile ilgili çok sorular, çok şeyler dönüyor ama bununla ilgili İBM kanalı altında iki tane program yapılacak. Biri Mesruriye ablanın yaptığı, biri de Amine ablanın yapacağı. Iki ne zaman? Bunlar önümüzdeki haftalarda. Herhalde 15'i gibi dediler, öyle anladım ben. Bu hafta. Gibi, yani bütün sorular falan bir sonraki hafta gibi. Bu konuların daha geniş anlatıldığı iki tane program olacak. Biri İrfan yolculuğu ikincisi daha çok dini yönü öyle. Yani orada Noel ve yılbaşı ele alınacak. Hani ama işte bir program daha çok hani yeri de hani bir mutlu bir yuva izindeki programı daha çok aile. Aileden dolayı onlar belki çocuklar yönüyle bakacaklar olaylara. Çünkü çocuklarımız burada okullara gidiyorlar. Fransız arkadaşları var Fransa. Yani orada ne yapabilirler? Yani Noel çok canlı bir şekilde Fransa'da gerçekten kutlanıyor. Evet. Değerlendiriliyor. Bunun dışında kalmak biraz zor gibi. İster istemez herkes okulda, iş yerinde, sosyal çevresinde bunu duyuyor, etkileniyor. Yani yaklaşımımızın nasıl olması lazım? Bu konu orada iki programda ele alınacak. Orada bütün o kafamızdaki belki varsa soru işaretlerinde. Semaver arkasından tamam. Noel ağacı alıyor muyuz? Çam ağacı. Biz seküleriz alabiliriz.